Merhaba sevgili küresel savaşçılar, yeni bir videoyla daha hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk ve tek gemi savar füzesi olan Atmaca konusunda mutlu sona çok yakınız. Geçtiğimiz günlerde Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir Beyefendiler Atmaca ile alakalı çok güzel bilgiler ve müjdeler paylaştılar. Biz de bu videomuzda yapılan açıklamaları sizlerle paylaşacak. Ayrıca geçmişte gemi savar füzesi kullanmış biri olarak açıklamaların detaylarını sizlerle beraber analiz edeceğiz. Aklınızın ve gözlerinizin daima açık olması dileğiyle iyi seyirler dileriz. Roketsan Genel Müdürü İkinci, Teknofest 2020'de Atmaca gemi savar füzesine ilişkin yaptığı açıklamada Atmaca gemi savar füzemizin teslimatına bu sene sonu itibariyle başlanacak. Bununla ilgili daha teslimata başlamadan yurt dışında füzemiz muazzam bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Atmaca seyir füzemiz 250 kilometrelik bir menzile sahiptir. Denizin üzerine çok yakın bir seviyede uçabilen, dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren milli bir ürünümüzdür. Daha önce yurt dışından aldığımız füzelerin yerini alabilecek, özellikle deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacaktır. Atmaca seyir füzesinin karadan karaya olan versiyonu içinde çalışıyoruz. Burada kara kuvvetlerimiz karadan karaya atabilen füzeleri imha yeteneğine de kavuşacaktır. İkincinin sözlerini yorumlayacak olursak, Atmaca gemi savar füzemizin yurt dışından ilgi görmesi çok önemli bir gelişmedir. Türkiye, dost ülkeler ile bu sistemi paylaşarak hem savunma sanayi gelirlerini artırabilecek hem de bu şekilde Atmaca'nın uluslararası piyasada kendini ispat etmesi hızlanacaktır. Deniz kuvvetlerimiz 140 km menzilli Harpun füzeleri yerine 250 km menzilli ve daha gelişmiş özelliklere sahip atmacalara sahip olduğunda çok önemli bir menzil avantajına da kavuşacaktır. Atmaca Yunanistan'da bulunan Harpun ve 180 km menzilli Exocet Block 3'ler ile kıyaslandığında üstün özellikleriyle bize Ege'de de büyük avantaj sağlayacaktır. Çevre denizlerimizde belirtilen noktalar üzerinde sahile dayalı harekat icra eden gemilerimizde bulunan satıhtan satığa veya sahil üzerinde bulunan karadan denize varyantları ile Atmaca'nın oluşturacağı kapsama sahalarına bir göz atacak olursak, Karadeniz'de Rus limanlarının önlerine kadar kapsama sahasının eriştiğini görüyoruz. Kriz veya savaş durumunda hasımlarımız Karadeniz'de neredeyse seyir yapacak yer bulamayacaktır. Tabii ki tüm gemilerimiz sahile dayalı harekat içerisinde olmayacak ve Karadeniz'in tamamı Atmaca kapsama sahası içerisinde olacaktır. Ege Denizi'nin tamamının gemilerimiz sahilden ayrılmasa bile kapsama sahası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yunan gemileri Exocet ve Harpun menziline girmeye çalışırken aslında 3-4 saat önce Atmaca'nın menziline çoktan girmiş olacaklar. Onlar Türk savaş gemilerine nasıl yaklaşırız da öyle veya böyle bir füze fırlatırız diye düşünürken biz vurulma ihtimalimiz olmadan en uygun açı ve imha olasılığı için ne zaman atmamız gerektiğini konuşuyor olacağız. Çünkü Yunan gemileri Exocet fırlatmak için buradaki X, Y ve Z noktalarına, Harpun fırlatmak için ise bu noktalara kadar gelmek durumundalar. Doğu Akdeniz'de de muasımlarımızı sahillerimizden çok uzakta karşılayacağımız açık bir şekilde görülmektedir. 2022-23 yıllarında İtalyan donanmasına katılması beklenen 360 km menzilli otomat Mark II E gemi savar füzesi gelene kadar Atmaca bu haliyle tüm Akdeniz'in de en uzun menzilli gemi savar füzesi konumundadır. Ancak 2021 yılında Atmaca yerli motorumuz KTC 3200 ile uçmaya başladığında önemli bir menzil artışı sağlanacak ve ümit ediyoruz ki otomat Mark II E'ye karşı da bu üstünlüğünü korumaya devam edecektir.
İsmail Demir Beyefendi 29 Eylül tarihinde Twitter hesabından Atmaca'nın izlemekte olduğunu son test görüntülerini paylaşmıştır. Savunma Sanayi Başkanı'nın bir gün önce Roketsan'da düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında ön plana çıkan hususlar ise dün Atmaca'nın sona yakın testlerinden biri daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Bu Atmaca'nın sondan bir önceki testi, bir testi daha kaldı. Sona geldik demektir. Ateşlemek için son 5, 4, 3, 2, 1, ateş serbest. Seri üretim faaliyetlerine bir yandan başlamalarını bekliyoruz. Bir ürünün kalifiye olması ve olgunlaşması birkaç test ile olacak iş değil. Geliştirdiğimiz sistemlerde 50'ye yakın test yapıyoruz. Atmaca, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'de gücümüze güç katacak. Atmacadan türetilmiş karadan karaya ve havadan karaya seyir füzeleri var. Bunun başka versiyonları da çalışılıyor. Atmaca'nın son testi harp başlıklı mühimmatlı bir şekilde yapılacak. Atmaca dünyadaki muadillerinden daha iyi. Bu kapsamda dışarıdan tamamen bağımsız iyi bir füzeyi güvenlik güçlerimize kazandıracağız. Kale Arge tarafından üretilen KTC-3200 turbojet motorunun testleri bitti ve başarıyla kalifiye oldu. Motor konusunda seri üretimiyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Şu an ithal motorları kullanacağız. Önümüzdeki yıl yani 2021'de yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise aynı toplantıda yaptığı açıklamalarda Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesini içeren bir senaryo oluşturduk. Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bulabildi ve vurabildi. Bu elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca'nın üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara da yakalanmıyor. Atmacanın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz. Farklı atak modları da bulunuyor. Bu açıklamaları da detaylandıracak olursak Atmaca gemi savar füzemizin Türk donanmasına yakışır kalite ve vuruş gücüne sahip olması amacıyla gerekli tüm testler yapıldı ve şimdiye kadar hepsi başarıyla tamamlandı. 4, 3, 2, 1, yapılacak son test gerçekten önemli testlerden biridir. Onun da 1-1,5 ay içerisinde gerçekleşmesini mütakip seri üretime gidilecek ve donanma gemilerimiz milli gemi savarına kavuşacaktır. Bu gurur dolu an tüm Türk milletinindir. Türkiye kendi seyir füzesini üretebilen iki elin parmakları sayısındaki ülkelerden biri olma başarısını göstermiştir. 50 farklı test ile tüm zorlu hedefleri yok eden Atmaca performansını en kısa sürede kanıtlayacak ve bu husus ihraç potansiyelini artıracaktır. Karadan denize, karadan karaya ve havadan karaya varyantlarıyla tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini donatacaktır. Türkiye kendi turbojet motorunu ve füzesini üretebilmenin en önemli avantajlarından biri olan istediği varyantı özgürce üretebilme, füze üzerinde istediği değişikliği yapma hakkına kavuşmuştur. KTC-3200 motorunun tam entegresi sonrasında daha uzun menzil, daha keskin manevralar ve daha uzun performans için yeni nesil motorlar üzerinde çalışmalar devam edecektir. Bu suretle gezgin seyir füzesine giden yol çok daha hızlı kat edilecektir. Atmaca gemi savar füzesi savaş koşullarında günümüz deniz harp sahasının önemli bileşenlerinden olan elektronik harbe yoğun şekilde maruz kalacaktır. Bu kapsamda düşmanlarımız tarafından özellikle GPS'e ve Seeker'ın frekansına karıştırmalar yapılacaktır. Hasımlarımız GPS karıştırmasıyla füzenin intikali sırasında hatalı yol üzerinde seyretmesine, dolayısıyla hedefin olduğu noktadan bambaşka bir sahaya gitmesi için gayret sarf edecektir. Müzik
Bunda başarılı olamaması durumunda ise hedefe belirli bir mesafede açılarak düşmanı radyo frekansları ile bulmaya çalışan aktif arayıcı başlık SEAKER'a elektronik taarruz uygulanacaktır. GPS karıştırmasında füzelerimizin kendi bünyesinde bulunan ivme ölçer ve jiroskoplar vasıtasıyla çok hassas ve güvenilir bir ataletsel güdüme sahip olması gerekmektedir. GPS karıştırması olsa dahi füze kendi ürettiği güvenilir yön ve sürat bilgisiyle yoluna devam edecek ve hedeflerine tam olması gerektiği gibi taarruz edecektir. Füzelerimiz hedeflerine yaklaşıp arayıcı başlığını açtığında ise bu sefer SEAKER'a belirli frekanslarda karıştırma yapılacak ve düşmanını arayan füzemizin hedefini bulamaması için gayret sarf edeceklerdir. Yine farklı taarruz modları olduğu belirtilmiştir. Bu modlar büyük ihtimalle sea skimming, yani denizi yalayarak saldırı, pop-up yani tepe yaparak saldırı, homon jamming yani karıştırma yapan unsuru tespit edip ona saldırma, re-attack yani hedefin ilk taarruzda bulunamaması durumunda füzenin dönüş yaparak hedefe tekrar saldırı yapması modları olacaktır. Bu saldırı modları ile atmaca hedeflerini ne olursa olsun yok etme konusunda çok daha kararlı olacaktır. Sevgili takipçilerimiz, bugün sizlerle Atmaca Milli Gemi Savar Füzemiz ile alakalı son gelişmeleri paylaştık. Gerçek harp başlığı ile yapılacak son testi mütakip Atmaca'da seri üretime geçilecek ve yüzer unsurlarımızdan başlayacak şekilde donanmamızın en önemli silahlarından biri olacaktır. Videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ve eğer abone olmadıysanız da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Daha kaliteli videoları sizlere sunabilmemiz maksadıyla da katıl butonu ile kanalımıza destek verebilirsiniz. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video kadar savaş çıkalım.